Yine öyle. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle tamamen bütün hayatını kamuda çalışarak geçirmiş. O da kamunun belirli ayrıcalıklı kurumlarında çalışarak. Yani devletin her türlü gücünü, imkanını kullanıp bir nevi işte TOKİ'de, emlak konutta görev yapmış bir ismi bugün siz getirip İstanbul'a aday yapıyorsanız bu iktidarın çaresizliğinin bir göstergesidir. Ve bugün o heyecanla tabii ki Sayın Kurum, siyasi birikimi de olmadığı için İstanbul'da belediye başkanı olacak kişinin önce siyaseten bir aktör olması gerekir. Siyasi bir figür olması gerekir. Sayın Kurum siyasi bir figür değil ve söylediği şeyler de gerçekten içimizi sızlatacak hadiseler. Siz çok hızlı girdik tabii ki direkt İstanbul'dan girdiğiniz evet. için bu cevabı verdim ama bizi izleyen seyircilerimiz bizden şunu da beklerler. Bugün mübarek 3 ayların başlangıcı ve 3 ayların müjdecisi olan Regaib Kandilimizin biz Türk İslam alemine birlik, beraberlik, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini diliyoruz. Öncelikle bunu ifade edeyim. Çünkü bugün bu özel günde bizi konuk ediyorsunuz. İzleyicilerimiz de bizlerden en azından bu tebliği mutlaka beklerler. O nedenle şunu özellikle ifade edeyim ki Sayın Kurum'un kuyrukta çorba dağıtmak. İşte bu da bir AK Parti'nin artık iktidarının sonunda geldiği bir noktayı gösteriyor. Toplumu yoksulla, fakirle tam manasıyla itip ve ondan sonra onları da hizaya sokup çorba dağıtmak son derece ilkel bir davranış. Bunları 30 yıl önce yapılıyordu bunlar. O günkü şartlarda Türkiye'nin imkanları son derece kısıtlıydı ama AK Parti iktidarı döndü dolaştı aynı noktalara getiriyor ve o vatandaşlara orada çorba ikram ederken bundan hoşnut olan bir tabaka oluştu. Yoksulluğunu ortadan kaldıracağına ya, elbette o vatandaşın sorma. Siz imkanlarını adam akıllı bir hale getirin ki özellikle bugün bizden cevap bekleyen emeklilerin imkanlarını iyi bir hale getirin, asgari ücretliyi iyi bir hale getirin, öğrenci burslarına adam akıllı verin ki o insanlar orada kuyruğa geçip de o çorba kuyruğunda çorba almayı beklemesinler. Önüne hazır balık değil, o balığı tutmayı öğreteceksiniz bu vatandaşa. Refahı toplumun tüm kesimlerine yayacaksınız ki bu insanlar orada bir çorba hatırına saatlerce beklemesin. Bakın Zeynel Bey, Türkiye'nin çok değişik vilayetlerinde çok dramatik sahnelerle karşılaşıyoruz. Burada Ankara'nın göbeğinde, Sıhhiye'de ceza infaz kurumlarından ucuz yumurta alacağım diye 1,5 kilometre kuyrukta bekleyen emekliler var. 1,5 kilometre saatlerce kuyrukta bekliyor. İstanbul'da biraz önce Sayın Gencay Özcan Bey ifade etti. Halk ekmeklerinde yaşanan dramlar. Onlar Ankara'da da var. Bunlar toplumun hangi noktaya geldiğini bize tek tek gösteriyor. Dolayısıyla Sayın Kurum öncelikle şunu bir hazmetmesi lazım. Şunu da iyi bilmeleri lazım. Bakınız, 5 yıl öncesinin İstanbul'u değil artık. Siz 5 yıl öncesinde toplumu korkutarak, ayrıştırarak bir kampanya yürüttünüz. Sisi mi, Binali mi dediniz? Şimdi Sisi'yle siz dost oldunuz. Binali ortalıkta yok. Sayın Başbakan'a buradan saygılarımızı iletiyoruz. Bu kampanyanın en önemli aktörü olması gerekirken ortalıkta Binali Bey yok. İşte 5 yıl önce. Ve kurtarıcı olarak Sayın Kurum'u getirdiniz ve ortaya koydunuz. Biraz önce bahsettiğiniz hadise topal ördek. İletişim tekniği açısından şu anda muhalefet partilerinin asla kullanmaması gereken bir söz. Öyle mi? Asla. Topal ördek olmadığını Sayın İmamoğlu 5 yıl içerisinde, Mansur Yavaş 5 yıl içerisinde bunu gösterdi. Bir aziyet ifadesine gerek yok. Biz muhalefet olarak sahadaki rakibi de yeneceğiz. Aynı zamanda o maçı yöneten hakemi de yöneteceğiz. Ve İstanbul'un kesinlikle Ankara'nın kaynaklarına ihtiyacı yok Zeynel Bey. Bir kere bunu herkesin bilmesi lazım. İstanbul tüm Türkiye'yi, Anadolu'yu ve Trakya'yı doyurabilir. Ama tüm Anadolu birleşse bir İstanbul'u doyuramaz. İstanbul'un son derece büyük kaynakları, imkanları var. Ve burada seçilecek olan belediye başkanı meclis çoğunluğu kendisinde olmasa bile pekala çok rahat bir şekilde İstanbul'u yönetebilir. O nedenle bizim burada neye bakmamız lazım? Özellikle Sayın Kurum'un şunları ifade etmesi lazım İstanbul'daki seçmene.
Siz bir tarafta diyorsunuz ki ülke 5.9 oranında büyüdü Kasım ayı verilerine göre diyorsunuz. Oysa sanayi üretimi 5 aydır daralıyor. 5 aydır. Hükümet yerel seçim öncesinde ekonominin iplerini elinde tutmaya çalışıyor ancak bu bile bunu gölgelemeye yetmiyor. Niçin yetmiyor biliyor musunuz? Kasım'da sanayi üretimi 1.4 azalarak daralma 5 ay gibi bir limite ulaştı. 5 aydır sanayi üretimi daralıyor. TESK bugün can çekişiyor. Ve bir veri açıkladı, 2023 verilerini açıkladı. 111 bin esnaf kepenk kapatmış Zeynel Bey. Evet. 111 bin esnaf. Bu ne demek biliyor musunuz? Anadolu'da pek çok vilayetin nüfusu 100 bin değil. 111 bin esnaf kepenk kapatmış. Bu sadece 2023'ün verisi. Yine işsizlik. Madem 5.9 büyüyorsun, işsizlik oranı niçin 3 milyonu aştı? TÜİK rakamlarıyla, makyajlı TÜİK rakamlarıyla işsiz sayısının Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin artışla 3 milyon 116 bin kişiye ulaştığını ifade etti. Ve TÜİK'in makyajlı rakamları, bu gerçek rakamlarda değil ha, bunu da çok net değil ifade ediyorum. İktidar asıl kemeri, bakın çok netliğiyle söylüyorum, kemer asıl ne zaman sıkılacak biliyor musunuz? 31 Mart'tan sonra sıkılacak. Çünkü işler daha da zorlaşacak. Şu an itibariyle her şeyle oynuyorlar. Dolar kuruyla oynuyorlar, faizleri baskılamaya çalışıyorlar. 30 lirayı geçti. Ve TÜİK'in makyaj rakamlarını. Bakın geçtiğimiz günlerde bu, pazartesi günü, NİDE dedik. Sayın Babacan'la birlikte önümüze geçen her emekli feryat ediyor. Elim kırılsaydı da oyumu vermeseydim diyor. Şimdi buraya gelirken yine Pozantı'dan bir büyüğümüz aradı. Adana, Çukurova'nın göbeğindesiniz. İmkanların daha bol olduğu, göreceli olarak gelir dağılımının yüksek olduğu bir şehirde emeklilerin tamamı perişanlıklarını ifade ediyor. Ve diyor ki şu aramızdaki ayrışmayı bir kaldırın önce. Bağkur ve sigortalıyla memur emeklisi arasındaki bu farkı önce bir kaldırın. Sonra bu bize reva mı diyor. Yani ülkede resmi verilere göre enflasyon %65'lerde ama bize yapılan artış %37.25'te. Şimdi TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre bile ve 5.9 ülkenin büyüdüğünü ifade ediyorsunuz. Bu refah payını hiç bize hissettirmiyorsunuz. Bizim soframızdaki ekmek her gün küçülüyor diyor. Ve eve ekmek götürmekte gerçekten zorlandıklarını ifade ediyorlar. Bunu ifade edenlerin partili partisiz hiçbir ayrımı yok. Ben bunlar Deva Partili demiyorum. Toplumun bütün kesimi. 85 milyon içerisindeki 16 milyon emekli feryat ediyor ve bizi görün diyor. Şimdi Sayın Kurum'un öncelikle İstanbulluya bu konuda bir umut vermesi lazım. Şimdi bakanlık yaptı, bürokrasiden geldi bakanlık yaptı. Şimdi parlamentoda milletvekilliği yapıyor. 5 yıl içerisinde ne yapılmadı ki İstanbul'a bir belediyecilik anlamında da siz bunu vereceğim, bunu söylemeniz lazım, bunu vaat etmeniz lazım. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim, İstanbul'un trafik sorunu sadece belediyeye bırakılmayacak kadar önemli bir mesele. Bu tek başına belediye ile çözülemez. Toplumun her kesimi dayanışma göstermeli ve trafik problemini hep birlikte çözmeliyiz. İkincisi bir husus ise İstanbul'un yakas ettiği bu taksicilerden bir kere kurtulması lazım. İstanbulluyum. Bakın yabancı müşteri olmadığı müddetçe kolay kolay kapısını yerli vatandaşı aşmayan bir taksici esnafıyla karşı karşıyayız. Öncelikle bunlara bir denetim getirmek lazım. Değerli kardeşimiz burada çok netliğiyle ifade etti. UKOME'nin şartları sadece ve Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını kaybedince değiştirildi. Bu oyun oynanırken kural değiştirme diye buna denir. Ve bu kuralları sadece buradaki belediye başkanlarını zorda bırakmak için değiştirdi iktidar. Ama bugün komple bütün İstanbullu ve Ankaralı bu işten mağdur oluyor. Artık bunu görmesi lazım iktidarın. Dolayısıyla ben Sayın Kurum'un heyecanını anlıyorum. Ama şunu özellikle de ifade ediyorum ki AK Parti'nin İstanbul'daki adayı siyaseti bilen, İstanbul'un sokaklarından gelen ve İstanbul'da o trafik çilesinin ne olduğunu,
Depreme dayanıklı, bakın özellikle şunu ifade ediyorum. 20 yıldır iktidarda olan AK Parti eğer depreme dayanıklı binalar yaptırılacak ise elini kim bunların tuttu? Tamamı elindeki imkanlar, kamu kaynakları kendi ellerindeydi. Ellerini tutan kimse yoktu. Evet. Son 5 yılın meselesi değil. 99 depreminden bu yana Marmara fokur fokur kaynıyor. Bütün yer bilimciler diyor ki İstanbul büyük bir tehlikenin ışığında ve sağlıklı yapılar yapılması lazım. İstanbul dönüştürülmesi lazım. Bunların hiçbirini yapmamışsınız. Ama şunu biz gayet iyi biliyoruz ki bu hazırlıksız yapının bildiği de bir şey var. Sayın Erdoğan'ın aşkıdır İstanbul. Bütün Türkiye'yi kaybetse İstanbul'u mutlaka kazanmak arzusunda. Bunun için gece gündüz her yolu deneyecekler. Bu konuda bütün teşkilatlarını seferber edeceklerini de biliyorum. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bunu da özellikle ifade edeyim. Bir işi ahlaki boyutundan uzaklaştırıp rekabet ortamında eşit davranmadığınız müddetçe bu milletin vicdanındaki o terazi öyle bir tartıyor ki eşit davranmayan, kamu imkanlarını tamamen kendi lehinde kullanan ve şov amaçlı olarak yapmadığını yapmış gibi gösterenlere en güzel cevabı veriyor. Bugün İstanbul'un pek çok belediyesinde AK Partili belediyeler var. Hafta sonu biz oradaydık. Sancaktepe'de rezillik, kepazelik yüzüyor Sancaktepe'de. Kartal'da, Avcılar'da ve Beyoğlu'nda Sayın Babacan'la birlikte biz esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Otobüsle bu ilçelerimizde turlar yaptık ve vatandaşla yan yana geldik, onları dinledik. Benim gördüğüm manzara, ikisinde Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri var, Avcılar'da ve Kartal'da. Sancaktepe'de ve Beyoğlu'nda ise AK Partili belediyeler var. Şunu netliğiyle ifade edeyim, hiç kimse kendi üzerine alınmasın. Her dört ilçenin de belediyesinden vatandaş memnun değil. Almış olduğu hizmetlerden memnun değil. Dolayısıyla vatandaş bir uyarı yapacak bunu şu an itibariyle iktidarda bulunanlara. Yani yönetim erkinin içerisinde bulunanlara. Ama asıl hüzünlü hadise ise Sancaktepe'de olup bitenler. Sancaktepe'de çok yüksek bir oy oranıyla o belediyeyi almış olmasına rağmen indiğimiz, girdiğimiz her mahallede ve sokakta vatandaş muazzam bir şikayet ifade etti. Dolayısıyla burada bizim değerlendirmelerimizi yaparken Sayın Murat Kurum özelinde değil, Sayın Erdoğan evet. özelinde bu eleştirileri yapmamız lazım. Çünkü İstanbul'da yarışacak Sayın Kurum değil, Sayın Erdoğan evet. ve Sayın Erdoğan da yorgun ve yorgunluğunun da göstergesi olarak siyaseten tükendiğini oraya bir bürokrat belediye başkan adayını aday göstermiş olmakla gösterdi. Ben şu an itibariyle söylüyorum ki Sayın Kurum ne yaparsa yapsın orada sonucu değiştiremez. Evet, İstanbul önemli. İstanbul niye önemli? Erdoğan'ın 28 Mayıs akşamı seçimi aldıktan sonra